Kanal Fırat Ana Haber Bülteni başlıyor. Ekranları başında bizleri takip eden tüm değerli izleyenlerimize mutlu akşamlar diliyoruz. Sevgili seyirciler, kentsel dönüşüm proje çalışmalarının başladığı Aksaray Mahallesi eski yapılardan kurtularak yenilenecek. Aksaray Mahalle Muhtarı Özcan Bal da Elazığ Belediyesi'ne teşekkür ederek mahalle sakinlerine de destek olmaları konusunda çağrıda bulundu. Elazığ'ın en eski yerleşim bölgelerinden biri olan Aksaray Mahallesi kentsel dönüşüm projesiyle birlikte yenilenmesi bekleniyor. Buraya bir devlet eli değmesi gerektiğini biz belediye başkanımıza ilettik. Geldiğimiz noktada kentsel dönüşüme alacağını bize iletti. Biz de konuyu vatandaşlarımızla görüştük. Şu an proje çalışması yapılıyor. Zaten projeyi hazırlayacak olan firmanın adı da belirlendi. İhalesi de yapıldı. Şu an firma yetkilileri de zaten muhtarlığımızda bürolarını açtılar. Vatandaşla görüşmeye başladılar. İnşallah yakın zamanda sonuçlandırıp mahallemizin makus kaderinden artık çıkarmak istiyoruz. Çünkü tekrarlayayım, şehre en yakın mahallelerden biriyiz. Şehrin en köklü mahallelerinden biriyiz. Buna rağmen çok geride kaldık. Hani bunun değişmesi gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz. Sadece dile getirip de söylemde bırakmayacağımızı da herkesin bilmesini isteriz. Biz bunun mücadelesini vereceğiz. Bizde de belediye başkanımız başta olmak üzere tüm siyasilerimizden, bürokratlarımızdan da bu konuyla alakalı desteklerini bekliyoruz. Aksaray Mahalle Muhtarı Özcan Bal, kentsel dönüşüm çalışmalarının mahallede başladığını ve sokakların belirlendiğini ifade etti. Alanlar belirlendi. Sadi Baba Sokak, Şehit Ferhat Bulut Sokağın bir kısmı, Şehit Albay Ruşen Samanlı Caddesi'nin bir kısmı, Ak Sokak, Seher Sokak, Cahit Yüzbaşı Sokak, onun yanı sıra bu sokaklarımızın tamamını alacak. Birkaç caddemizin de bir kısmını alacak. Artık yapı kalmadı. Yeni yapılar da yapamayacağız. Yapamayacaksak artık vatandaşımız da elini taşın altına koyacak. Belediyemiz de elini taşın altına koyacak. İnşallah ortak bir noktada buluşmamız gerektiğini söylüyorum. Bu konuda bize yardımcı olmaları gerekiyor. Kendilerine yardımcı olmaları gerekiyor. Bu mahallede yaşamak istiyorlarsa mutlaka bizim bu projeyi geçirmemiz gerekiyor. Uzun yıllardır Aksaray Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşların da tek isteği mahallenin eski görünümden kurtulup yenilenmesi. İnşallah kentsel dönüşüm olur da yine geri göçümüzü geri alacağız. Yine karabalık olur, daha güzel de şey olur. Biz sadece başkanımızdan bunu istiyoruz. Bir an önce kentsel dönüşme başlasın. Tabii bu vatandaşın elinde de olması lazımdır. Vatandaş yardımcı olacak ki başkanımız da gerekeni yapar. Sizin bu sayenizde de başkana ayrıyeten teşekkür ederiz. Sağ olsun, var olsun, bize destek olduğu için. Bir an önce insanların da duyarlı olması lazım. Bunu devlet olarak, belediye başkanı olarak, halk olarak hepimiz elimizi taşın altına koyacağız. Bunun üstesinden gelmemiz lazım. Yoksa mahalle böyle bir şekilde arabe kalır. Köyler şu an buradan da güzel bir görünüme sahip. O yüzden bir an önce yapılmasını istiyoruz. Tarihi şan, şeref ve fedakarlıklarla dolu jandarma teşkilatımızın 183. kuruluş yıl dönümü Elazığ'da da coşkuyla kutlandı. Görev ve vatan aşkıyla 183 yıldır toplumun huzur ve güvenliğinin teminatı olan jandarmamızın yeni yaşı düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Kutlamalar çerçevesinde ilk olarak İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, valilik önünde Atatürk heykeline çelenk bıraktı. İkinci program ise Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Vali Doktor Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karaşit, Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, 8. Kolordu Komutan Vekili Tuğ General İsmail Hakkı Köse Ali, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve davetliler katıldı. Işık ışık, dalga dalga bayrağım, senin destanını okudum,
senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Programda konuşan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, Jandarma Komutanlığı'nın kahramanlıklarla dolu bir geçmişe sahip olduğunu söyledi. Bugün mensup olmaktan gurur duyduğumuz Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 183. yıl dönümünü kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içerisindeyiz. Başarılarla dolu 183 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliğiyle, kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler, milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek, var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız. Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, kurulduğu günden bugüne günlük yaşamın her anında, ülkemizin her noktasında, gece gündüz, sıcak soğuk, yağmur çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Yerleşik kurum kültürü ve kimliğine sahip personel ile jandarma, vatandaşa insan merkezli adaleti, sevgi ve şefkatle, birleştirici ve kucaklayıcı yaklaşımı ile her zaman milletinin yanında yer almıştır. Ardından Elazığ Belediyesi Mehteran takımının gösterisi sunuldu. Daha sonra Serhatlar Jandarma Komando Tabur Komutanlığı tarafından Zeybek, öğrenciler tarafından halk oyunu oynandı. Programda resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere de hediyeleri verildi. Program komandoların okuduğu marş ile sona erdi. Elazığ Belediyesi Güney Çevreyolu Aksaray Mahallesi bağlantı noktasında bulunan Şorşor Deresi üzerinde köprü yapımına başladı. Elazığ Belediyesi Şorşor Deresi üzerinde yeni köprü inşa edecek. Fenişleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler vatandaşlara daha kolay bir ulaşım imkanı sunmak için Güney Çevreyolu Aksaray Mahallesi bağlantı noktasında bulunan Şorşor Deresi üzerinde köprü yapımına başladı. Aksaray Mahallesi içerisinde bulunan ve yıllarca önce yapılmış metrukadeki köprüyü yıkarak daha modern şekilde inşa edecek olan Elazığ Belediyesi'ne bağlı ekipler, köprü yapımını tamamladıktan sonra vatandaşların daha güvenli bir yoldan geliş gidişini sağlayacak. Köprünün Eylül ayında hizmete açılması planlanıyor. Sevgili seyirciler, Elazığ Belediyesi tarafından inşa edilen yeni terminal binasının %55'i tamamlandı. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da Güney Çevreyolu üzerinde inşa edilen yeni terminal binasının yıl sonunda hizmete sunulacağını söyledi.
Elizabeth Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın projeleri arasında yer alan yeni şehirler arası otobüs terminali inşaatında çalışmalar hızla ilerliyor. Güney Çevre Yolu üzerinde yaklaşık 15 bin metrekare alanda yapılan büyük projede cephe ve ıslak zemin çalışmalarının ardından çatı yapımına geçildi. Kaba inşaat çalışmalarının %55'inin tamamlandığı terminal binasının bir yandan da çevre düzenleme ve peyzaj işlemleri gerçekleştiriliyor. 8.226 metrekare kapalı, 6.556 metrekare yarı açık alana sahip olacak yeni terminal binası bünyesinde 42 adet bilet gişesi, 18 adet dükkan, 2 adet restoran, kafe, büfe, mescitler, 49 adet peron, şoför dinlenme odaları ve çocuk oyun alanları yer alacak. Elazığlıların yıllardır ihtiyaç duyduğu şehirler arası otobüs terminali inşaatının hızlı bir şekilde ilerlediğini aktaran Başkan Şerifoğulları, yeni binanın 2022 yılının sonunda hizmete sunulacağını kaydetti. Donanımlı bir yapıda inşa edilen yeni terminal binasının sadece ulaşım alanında değil, turizm noktasında da şehre katkı sağlayacağını aktaran Başkan Şerifoğulları, yeni binanın hizmete girmesiyle birlikte hem ticari hayatta canlılığa hem de yolcu kapasitesi açısından bir artışa katkı sunacağını kaydetti. Çakırköy ilçesinde özel bir firma tarafından yapılan madencilik faaliyetlerinin mahkeme kararı ile durdurulması ile ilgili açıklama yapan madenli sosyolog Gökhan İlhan, "Doğru olan hukuk önünde haklı olandır," dedi. Maden ilçesi Çakırköy mezralarında yerleşim yerine yakın yerlerde özel bir şirket tarafından maden arama kaynaklı yapılan dinamit patlamalarından dolayı 30 evin zarar gördüğü ve su kaynaklarının kuruduğu ileri sürülmüş ve köylüler tarafından Elazığ Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştu. Mahkemelik olan firmanın maden çalışma faaliyetleri Elazığ 2. İdare Mahkemesi tarafından durduruldu. Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir'de yaşayan hemşehrimiz sosyolog Gökhan İlhan, maden ilçesi ve civarındaki maden arama çıkarma çalışmalarında ilgili işletmenin yanlış ve bir takım doğa cebri tahribatına başından beri sessiz kalmadım ve ilçe halkının yanında oldum. Çalışmaların mahkeme kararı ile durdurulması şunu gösteriyor ki doğru olan hukuk önünde haklı olandır. Mağdur ve haklı olan hemşehrilerimizi, doğum yerim olan Çayırköy sakinlerimizi, köylülerimizi bu hususta vermiş oldukları başarılı hukuki mücadelelerinden dolayı yürekten saygıyla kutluyorum. Umarım bundan böyle bu karar ile ilgili işletme, maden arama çıkarma çalışmalarını daha dikkatli ve doğaya, çevreye, insanlığa daha bir saygılı yapar ifadelerini kullandı. Elazığ'da ilçe, belde ve köylerde yapımı tamamlanan konutların hak sahiplerinin belirlenmesi amacıyla 16 Haziran Perşembe günü kura çekilecek. 24 Ocak 2020 yılında Elazığ'da yaşanan depremde evlere ağır hasar alarak yıkılan afetzedeler için yapılan konutların teslimleri devam ediyor. Bu kapsamda 164 hak sahibi için belirlenen rezerv alanlarda ve köylerde toplu alanlarda yapılan 178 konuttan kura çekimi gerçekleştirilecek. Kuralar 16 Haziran Perşembe günü saat 09'da AFAD İl Müdürlüğü'nde çekilecek. Kuraya Akçakiraz, Yurtbaşı, Yazıkonak beldelerinden 48, Maden İlçe Merkezi ve bağlı köylerden 110, Yazıkonak beldesinden 1, Kovancılar ilçesinden 2, Şeyh Hacı Köyü'nden 3 hak sahibi katılacak. Kuraya katılan toplam 164 hak sahibi için Çatalçeşme Mahallesi, Gezin Köyü, Yazıkonak, Kovancılar ve Şeyh Hacı Köyü'nde yapımı tamamlanmış 178 konut arasında kura çekilecek. Noter huzurunda çekilecek olan kuralar Kanal Fırat ve Kanal E ekranlarından da canlı olarak yayınlanacak. Yurtbaşı Belediye Başkanı Yasin Yılmaz, Gazi Huzurevi sakinlerini beldede ağırlayarak kendileriyle vakit geçirdi. Ramazan Bayramı'nda Gazi Huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek kendilerine Yurtbaşı beldesinde ağırlama sözü veren Yurtbaşı Belediye Başkanı Yasin Yılmaz sözünü tuttu ve misafirlerini hipodromda ağırladı. Hediyesi var size. Nasılsın, iyisiniz? At bine, at bine, atı seven insan. Hastalanmaz. İnşallah. Neden biliyor musun? Hı-hı. Bunun bölgesi olarak geçiyor. Sizin göreviniz? Belediye Başkanı. Buradanın. He. Hayırlı olsun. Eyvallah, sağ olun. Başarılar dilerim. Nasılsın, iyisiniz? Durumunuz iyidir inşallah. Buraya kadar gelebildiğimize göreyim. Allah'a çok şükür. Sayenizde tarihimizi az. Teşekkür ediyoruz. Yazık buraları görüyoruz. Başkan Yılmaz, yaşlılarımızla tek tek ilgilenip sohbet etti.
araba göndermek çok nefis bir davet. Çok beni duygulandırdı gerçekten. Eyvallah. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bir davranış yetiyor yani. Programda duygusal anlar yaşayan huzurevi sakinleri Başkan Yılmaz'a ilgi ve alakasından dolayı teşekkür etti. Bugün biz hatıralarımıza çok güzel bir beldenin ağaçlarını, insanlarını, evlerini, onun çok canlı halini gördük. İnşallah bir dahaki gelişimizi daha güzel göreceğiz. Biz gençlerimizden umutluyuz. İnsanlarımızdan umutluyuz. İnşallah gelecekte insanlar hayallerine daha güzellikler katarlar. Bu bulunduğumuz yere huzurevi getirdi. Buranın ismini bilmiyorum, neydi? Yurtbaşı. Yurtbaşı. Yurtbaşı Belediyesi getirdi bizi. Çok iyi karşıladı. Şimdi de yemekteyiz. Memnun kaldınız mı? Bu organizasyondan geçen tabii, tabii, tabii. 6 yıldan beridir Gazi Huzurevi'nde ikamet etmekteyim. Şu anki kaldığım yerden çok memnunum. Allah Ziya Bey'den ve oradaki yöneticilerden razı olsun. Yani durumumuz çok güzeldir. Yani hiçbir sıkıntımız, hiçbir derdimiz yoktur. Peki bugün Yurtbaşı Beldesi'ni ziyaret ettiniz. Evet. Yurtbaşı Beldesi'ne bir gezi düzenlediniz. Evet. Nasıl buldunuz? Vallahi inanın ilk defa görüyorum. Ben Diyarbakırlı olduğum için yani yurtbaşında böyle bir hipodromun olduğunu ve böyle bir atların burada olduğunu bilmiyordum. Yani şu an gelip gördüğümden sonra çok memnun oldum. Hipodromda at da terapi merkezini gezen huzurevi sakinleri burada fotoğraf çektirip merkez hakkında ilgililerden bilgi aldı. Ankara olmasın mı? Gel bana gel. Ben korkarım. Yok. Abi her şeylere bak. Çok kopar. Ne olur parmağımı. Yurtbaşı Belediye Başkanı Yasin Yılmaz her fırsatta eli öpülesi büyüklerle bir araya geldiğini kaydederek büyüklerimize hürmet bizim inancımızın gereğidir dedi. Bugün yurtbaşında Gazi Huzurevi'nin yaşlarını burada ağırladık. Hipodromu gezdirdik. Çok mutlu olduk. İnan ki dünyanın en mutlu günü benim için en mutlu olan bir gündür bugün için. Burada misafir ettik, hipodromu gezdirdik. Bunları yaşlarımıza değer vermemiz lazım. Çünkü biz de gün gelince biz de aynı şekilde yaşlanacağız, bu yaşa geleceğiz. Onun için herkesten yaşlarımıza saygı, sevgi dolu günleri geçirmesini dilerim. Yaşlarımıza bakmamız lazım. Bugün burada ağırladığımız için çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Ali Sait Çeçen ise Yurtbaşı Belediye Başkanı Yasin Yılmaz'la emeği geçenlere teşekkür ederek amaçlarının Gazi Huzurevi sakinleriyle yaz aylarında güzel vakit geçirmek olduğunu söyledi. Yaklaşık 2 yıldır pandemi sürecinden dolayı yaşlılarımızı sosyal etkinliklere katılım konusunda sıkıntı yaşıyorduk. Bugün sosyal etkinlik kapsamında Gazi Huzurevi Yaşlı ve Bakım Rehabilitasyon Merkezimizdeki yaşlılarımızla Yurtbaşı Beldemizi ziyaret ettik. Yurtbaşı Belediye Başkanımız Sayın Yasin Yılmaz Başkanım da ev sahipliği yapıp bizi ağırladılar. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2021-22 akademik yılı mezuniyet töreni yapıldı. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2021-2022 akademik yılı mezuniyet töreni yapıldı. Sayın hocam. Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan mezuniyet töreni programına Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Bilal Üstündağ, İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Veysel Özdemir, öğretim üyeleri, mezun olan öğrenciler ve aileleri katıldı. Mezuniyet programında konuşan İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Veysel Özdemir, mezun öğrencilerin mezuniyetlerinin kendileri, aileleri ve ülkemiz için hayırlar getirmesini diledi. Artık meslektaşız bugünden itibaren. 2017 yılında başlamış olduğunuz yolculuğunuzu bugün mezuniyet başarınızla taşlandırmış bulunmaktasınız. Sevgili ilahiyatçı kardeşlerim, kıymetli meslektaşlarım, çok güzel ve anlamlı bir gün bugün. Çünkü sizleri yeni bir istikamete
milletimizin ve İslam aleminin hizmetine uğurluyoruz. Sizler bugün İlahiyat Fakültesi mezunu nişanını göğsünüzde şerefle taşımanın haklı gururunu yaşamaktasınız. Hiç şüphe yok ki bu büyük bir şereftir. Önemli bir başarıdır. Bu başarınızdan dolayı hem aileniz hem de biz hocalarınız sizinle iftihar ediyoruz. Törende konuşan Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş ise Fırat Üniversitesi'nin öğrenci sayısı açısından Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan üniversiteler içerisinde 3. büyük üniversite olduğunu söyledi. 10 binlerce öğrenciyi mezun ederek meslek sahibi yapan Fırat Üniversitesi 42.500 aşkın öğrencisiyle ülkemizin büyük ve köklü üniversitelerinden biri olma özelliğini sürdürmektedir. Üniversitemiz öğrenci sayısı açısından Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 3. büyük üniversitedir. Üniversitemizde artık sadece yurt içinden değil, yurt dışından da öğrenciler eğitim görmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın gönül coğrafyamız ile bağlarımızı güçlendirmek gerekir önerisi doğrultusunda üniversitemizde 17 farklı ülkeden 2000 civarında misafir öğrencimiz eğitim hayatına devam etmektedir. MÜSİAD Elazığ Şube Başkanı Tekin Gürkan, Gaziantep'te gerçekleştirilen uluslararası iş forumunun Elazığ adına verimli geçtiğini söyledi. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Elazığ Şube Başkanı Tekin Gürkan, Gaziantep'te gerçekleştirilen Uluslararası İş Forumu 2. Türk-Arap İş Zirvesi'nin Elazığ iş dünyasına olumlu etki yapacağına inandığını söyledi. Gürkan, 2. Türk-Arap İş Zirvesi 1600'e yakın iş insanını Gaziantep'te bir araya getirdi. Program kapsamında gerçekleştirilen görüşmeler, panel oturumları, şehir tanıtımları, ticari fuarı ve iş toplantılarında yatırım ve ticaret fırsatları kapsamlı şekilde ele alındı. Biz de MÜSİAD Elazığ olarak zirvede yerimizi alarak hem Elazığ'ımızın yatırım potansiyelini anlattık hem de iş insanlarımızın yapmayı düşündüğü yatırımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Gayet verimli ve güzel bir program oldu. Bizler bu tür programları önemli birer fırsat olarak görüyoruz. İnşallah üyelerimize zirvenin ayrıntılarını detaylarıyla anlatacağız ve zirvenin Elazığ'a olumlu yansımasına öncülük edeceğiz dedi. Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Profesör Doktor Bilal Çoban, su ürünlerinde Elazığ'ın güçlü yönlerinin oldukça fazla olduğunu, bunun mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Elazığ'ın Kurtuluş Planı kapsamında 3. ayak olarak hazırladıkları projelerini kamuoyuyla paylaşan Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Profesör Doktor Bilal Çoban, su ürünlerinde Elazığ'ın güçlü yönlerinin oldukça fazla olduğunu, bunun mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Su ürünleri konusunda imkanların ve fırsatların değerlendirilmesi halinde Elazığ'ın su ürünleri şehri olacağını kaydeden Hazar Sam Başkanı Profesör Doktor Bilal Çoban, bu konuda şehrin güçlü yönlerini şehir dinamiklerinin dikkatlerine sundu. Tarım ve hayvancılık ile Elazığ'ın eğitim konusundan sonra şehrin kalkınmasına öncülük edecek kurtuluş planlarından bir diğeri olan su ürünleri konusundaki çalışmalarında şehrin sahip olduğu potansiyeli ve bu potansiyellerin değerlendirilmesi halinde Elazığ'a sağlanacak katma değerleri kaydeden Başkan Çoban, su ürünleri yetiştiriciliğinde Elazığ'ın Türkiye'nin incisi olacağını hatırlattı. Çalışmalarında su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili genel bilgiler veren Başkan Çoban, projelerini 5 ayrı başlık halinde değerlendirdi. Sevgili seyirciler, Fırat Üniversitesi eski rektörü ve İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Eyüp İspir, 24 Ocak depreminin ardından Elazığ'da yaraların büyük bir çaba ile sarılmaya çalışıldığını ifade etti. Fırat Üniversitesi eski rektörü ve İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Eyüp İspir medya kuruluşumuzu ziyaret ederek genel yayın yönetmenimiz Zeki Akbıyık'la bir araya geldi. Süratle değişen bir şey, bir takım gelişmeler. Ziyarette şair yazar Zekeriya Bican da Profesör Doktor Eyüp İspir'e isminin baş harflerinden oluşan Akrotiş şiirinin yer aldığı plaketi takdim etti. Bugün takdim etmek nasip oldu. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum hocam. Estağfurullah. Ben de Sayın Bican'ın bu nazik hediyesini büyük bir onurla taşıyacağım. Fırat Üniversitesi eski rektörü ve İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Eyüp İspir,
depremin yaralarının sarıldığını ifade ederek yıkılan yerleri gördükçe hüzünlendiğini söyledi. O deprem büyük bir afet. Yani ama devletimiz de tabii elinden gelen her türlü imkanı kullanmak suretiyle o depremin yaralarını sarıyor. İnşallah çok kısa zamanda tamamlanır. Niçin derseniz, çünkü gerçekten ben Elazığ'da doğan bir insan olarak sokaklarda gezerken o eski Elazığ'ın sokaklarında yıkılan veya yeniden yapılmaya çalışılan inşaat halindeki yerler gördükçe hüzünleniyorum. Çünkü oralarda çok büyük hatıralar vardı Elazığlı olarak bizler için. Ama inşallah o depremin yarası çok kısa zamanda sarılır. Ve Elazığ bir an evvel o travmanın etkisinden kurtulur diye düşünüyorum. Eminim ki tabii yeniden bir yapılanma var. Zor bir şey. Şartlar çok zor. Maliyetler yükseldi. Görüyoruz çünkü şeyde. Ama temennim en kısa sürede bu travmanın da atlatılması ve Elazığ'ın eski o güzel günlerine kavuşması diye temenni ediyorum. Profesör Doktor İspir, Elazığ'ın beklenen ve özlenen günlerine geri dönmesini temenni etti. Süratle dediğim gibi depremin yol açmış olduğu o yapılaşma sorununu halletmesi. Çünkü halen daha gördüğüm kadarıyla yıkılan ve yıkılması gereken binalar var. Onların yeniden inşası da zaman alıyor tabii. Ama eminim ki onlar da halledildikten sonra Elazığ'ın çevresi daha da değişecektir. Çünkü hatırlarsanız Doğu Anadolu projesi yapıldığı zaman Doğu Anadolu'nun cazibe merkezi olarak Malatya Elazığ tespit edilmişti. Ve bu bir büyük avantajdı. Ve o avantajın da zaman içerisinde kullanmak suretiyle Elazığ'ın tekrar gerek ekonomik yönden gerek sosyal yönden eski o 1980'li yıllardaki ve daha önceki Doğu'nun incisi olarak isimlendirilen statüsüne kavuşması temennisindeyim açıkçası. Murat Nehri Havzası OHİ projesi çerçevesinde Karakoçan'da çiftçilere 385 adet süt sağım makinesi dağıtımı gerçekleştirildi. Murat Nehri Havzası OHİ projesi çerçevesinde çiftçilere 385 adet süt sağım makinesi dağıtıldı. Karakoçan'da Orman Şefliği Bahçesi'nde yapılan törene Kaymakam Abdullah Şahin, Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, Orman İşletme Müdürü Hidayet Sarı, Karakoçan Belediye Başkan Vekili Bedri Demirkıran, İl Emniyet Müdürü Özcan Kabaş, Karakoçan İlçe Orman Şefi Bedir Metin ve süt sağım makinesi alan çiftçiler katıldı. Projenin önemli bir çalışma olduğunu belirten Kaymakam Abdullah Şahin, "Her geçen gün gıdanın kıymetini, değerini daha fazla bilmek zorundayız. Pandeminin ve savaşların krizlere yol açmış olduğunu, gıdada ulaşımın, erişimin biraz daha zorlaşması tarımsal ürünleri çok fazla ön plana çıkarıyor. Tarımdan daha fazla yararlanmak adına bu tür projeleri ciddi manada destekliyoruz," dedi. Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner ise, "Sütün hem hijyenik olarak sağılması için bu makineler oldukça önem arz etmektedir. Fırsat buldukça bu tür projeler yapmaya önem vereceğiz. Bizim üretim için elimizden gelen her şeyi yapmamız lazım ve bugünkü projede oldukça önemli bir proje. Ben bu projede, bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum," diye konuştu. Elazığ Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminerde kanser tarama teşhis ve çocuklarda madde bağımlılığı teşhisi anlatıldı. Elazığ Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından personele yönelik düzenlenen seminerler devam ediyor. İl Sağlık Müdürlüğü Şehit Mehmet Aygün Sağlıklı Hayat Merkezi işbirliğiyle düzenlenen seminerde belediye personellerine kanser tarama teşhis ve çocuklarda madde bağımlılığı teşhisi anlatıldı. Çocuk gelişim danışmanlığımız devam ediyor. Çocuk gelişimi yönünden başvuranlara yardımcı olunuyor ve randevu sisteminde çalışıyor. Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü Şehit Mehmet Aygün Sağlık Hayat Merkezi personelleri tarafından verilen seminerde kanser nedir, kanserin nedenleri, kanserin belirtileri, tedavi yöntemleri, erken tanının avantajları, kadına şiddet nedir, istismar, bağımlılık,
madde bağımlılığı nedir, madde kullanımında risk faktörleri nelerdir ve tedavi aşamasında ailenin rolü nedir gibi konular anlatıldı. Yine bu da psikolojik danışmanlık sistemlerimizde çocuklarımız olsun, kendi şeyimizde olsun, randevu sistemine başvurarak, iletişim kurarak hizmet alabiliyorsunuz. Kanser vücuttaki hücrelerin kontrolsüz şekilde etkenlerle çoğalıp yayılmasıdır. Bu hastalık bakın normalde hücre, etkenlerle hücrenin anormal çoğalması oluşuyor. Tümörün kan dolaşımı sisteminden beslenerek tümörün kan dolaşımı sistemiyle diğer organlara hücum etmesiyle kanser oluşumu oluyor. Katılımcılara ayrıca İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanmaya başlanan kadın destek uygulaması KADES hakkında da bilgiler verildi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Gökçe Köyü'nde Hint keneviri ekildiği bilgisine ulaştı. Bilginin ardından olaya hızlı bir şekilde müdahale eden jandarma 212 Hint kenevirini ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda 212 kök keneviri ele geçirildi. Uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde başlatılan araştırmalar sonucunda ekipler bir şüphelinin merkeze bağlı Gökçe Köyü'nde kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaştı. Jandarma tarafından kenevir ekiminin yapıldığı yerler tespit edilerek operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 212 kök keneviri ele geçirildi. Şüpheli hakkında ise yasal işlem başlatıldı. Karakoçan ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Karakoçan ilçesi Yenikaya Köyü mevkiinde hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Elazığ'da koyun kırpma mesaisi başladı. Eskiden servet değerinde olan yünler şimdilerde yakılıyor. Her yılın Mayıs ile Haziran ayları arasında küçükbaş hayvanların daha sağlıklı gelişebilmeleri için kırpma dönemi başlıyor. Merkeze bağlı Alpagut köyünde besicilik yapan Nihat Şimşek, yaz mevsiminin kendini hissettirip sıcakların artmaya başlamasıyla koyunların rahatlaması, et ve süt veriminin çoğalması için yapılan kırpma işlemine başladı. Beş. 150'den fazla küçükbaş hayvana sahip olan Şimşek, köydeki arkadaşlarının da desteğiyle eski yöntem olan kırklık adı verilen makasla koyun kırpma işlemlerini yapıyor. Koyun kırpma zamanımız geldi. Şimdi havalar ısınmasıyla birlikte, baharın gelmesiyle birlikte havalar ısınıyor. Yaz da bugün başladı. Koyunların yünü kırkıyoruz. Çünkü bir yıl boyunca koyunlar yünde kaldı. Onun üstündeki kir, onun üstündeki ağırlığı biz almak durumundayız. Aldı, koyunlar temizlendi. İşte bu saatten sonra ona da rahat ediyor, etleniyorlar. Yünün üzerine alıyoruz yani. Zamanı geldi bunun için. Bundan sonra hava ısındığı için koyuna zarar yani. Önceler koyun yünü bizim için bir servetti. Biz onu kullanıyorduk. Belli başlı satıyorduk. Biz onu elimize bir para geçiyordu. Ama şu anda para etmiyor. Şu anda bir kilosu 70 kuruş diyorlar. Arkadaşlarıyla birlikte bu işlemi gerçekleştiren ve günde ortalama 40 koyun kırdıklarını belirten Şimşek, önceden koyun yününün kendileri için servet olduğunu fakat şimdilerde para etmediğini, hatta çoğu zaman yaktıklarını belirtti. Normalde günde 7-8 saat kırkarsak, makasla yani demek istediğim, 50-60 tane kırkabilir bir kişi. Sürekli böyle devam ediyor. Yılda zaten bir sefer kırkıyoruz. Ondan sonra genelde Mayıs'ın 15'inde falan başlıyor. İşte Haziran'da bitiyor. Ya temizlenmesi için ondan sonra üzerinden bir kış geçiyor, hafifliyor. Ondan sonra yazın biliyorsunuz buralar 40 dereceye kadar sıcak oluyor.
Mecburen kırkılmak zorunda. Hayvan da serinlesin. Ondan sonra verim için, sağlık için mutlaka kırkılması lazım. Onu da mutlaka senede bir sefer, hatta iki sefer yapılsa bile, böyle Elazığ gibi Doğu Anadolu'nun sıcak yerlerinde, Güneydoğu Anadolu'da iki sefer yapan da var. Ama biz bir sefer yapıyoruz. Genelde Mayıs'ın ortalarında falan kırkıyoruz. Doğru Yol Partisi eski il başkanı Abdullah Kızıl Elma ve Kapalı Çarşı esnaflarından Nevzat Kızıl Elma'nın annesi Nezaket Kızıl Elma hayatını kaybetti. Aile taziyeleri Bahçelievler Camii taziye evinde kabul edecek. Doğru Yol Partisi eski il başkanı Abdullah Kızıl Elma ve Kapalı Çarşı esnaflarından Nevzat Kızıl Elma'nın anneleri Nezaket Kızıl Elma hayatını kaybetti. 85 yaşında hayatını kaybeden Kızıl Elma için öğlen namazına müteakip Bahçelievler Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Cenaze namazına Elazığ Belediyesi eski belediye başkanı Süleyman Selmanoğlu, AK Parti eski il başkanı Ramazan Gürgöz'e, eski meclis üyeleri ve Kızıl Elma ailesinin yakınları katıldı. Allahu Ekber! Merhum Kızıl Elma, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta bulunan aile kabristanında son yolculuğuna uğurlandı. Aile taziyeleri Bahçelievler Camisi taziye evinde kabul edecek. Medya grubumuz olarak merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Haberleri izlediniz. Az sonra günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızda olacağız. Ayrılmayın lütfen. Ve günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızdayız. Futbolda gözler Futbol Federasyonu başkanlık seçimlerine çevrildi. Seçimlerin ardından futbolda hareketli günlerin yaşanması bekleniyor. Futbolda gözler seçimli genel kurula çevrildi. TFF'nin seçimli ve olağan genel kurulunda Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı da belirlenecek. 16 Haziran Perşembe günü Ankara'da saat 10'da yapılacak olan genel kurul öncesinde 9 aday seçim divan kurulunun onay vermesi halinde TFF başkanlığı için seçime girecek. İlk gün çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı 17 Haziran 2022 Cuma günü aynı saatte ve aynı yerde yapılacak. Öte yandan birçok kulübün yeni sezon öncesinde sessizliğini devam ettirerek genel kurulu beklediği ve TFF'nin yeni başkanının belirlenmesinin ardından transfer çalışmalarına başlayacağı öğrenildi. TFF'nin yeni başkanından kulüp gelirlerinin artırılması için beklentileri olan 2. ve 3. lig kulüplerinin ekonomik sıkıntıları çözebilmesi için yeni başkandan destek bekledikleri öğrenilirken, bu doğrultuda yeni yönetimde olması muhtemel isimlerden biri olan 2. ve 3. lig kulüpler birliği başkanı ve aynı zamanda Kırklareli Spor Kulüp Başkanı Volkan Can'dan da oldukça umutlular. Elazığ'ın 3. ligdeki temsilcileri Elazığ Spor ve Elazığ Karakoçan takımlarında da sessizlik devam ederken, TFF seçimlerinin ardından her iki kulübümüzde de yeni sezon öncesinde hareketlilik yaşanması bekleniyor. Elazığ Spor Başkanı Serkan Çayır da Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurulu'nda oy kullanmak üzere çarşamba günü Ankara'ya gideceği ve yeni başkanın seçilmesinin ardından 2. ve 3. lig kulüp başkanları ile birlikte ekonomik sıkıntıları dile getirmek üzere yeni başkan ve yönetimden destek isteyecekleri öğrenildi. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu 5 oyuncu değişikliği kuralını 2022-23 sezonunda kalıcı hale getirdi. Futbolda 5 oyuncu değiştirme kuralı 2022-2023 sezonunda devam edecek. IAVB'nin internet sitesinden yapılan açıklamada yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle takımlara verilen bir maçta 5 oyuncu değişikliği hakkının futbol camiasından gelen güçlü destekle 2022-2023 sezonunun oyun kurallarına kalıcı olarak eklenmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.
Toplantıda ayrıca ülke federasyonlarının takdirine bağlı olarak yedek oyuncu sayısını 12'den 15'e çıkarılmasına karar verildi. FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun başkanlık ettiği toplantıda genel kurul FIFA tarafından 100'den fazla maçta denenen video yardımcı hakem teknolojisinin daha fazla müsabakada kullanılmasını sağlayabilecek yenilikler ve video maç görevlilerinin offside'ı daha hızlı ve doğru bir şekilde belirlenmelerine yardımcı olacak sistemlerle yapılan başarılı testler hakkında bilgilendirildi. Muğla'da yapılan okul sporları küçükler handbol müsabakalarına katılan Elazığ Doğukent Ortaokulu Türkiye üçüncüsü oldu. Elazığ Doğukent Ortaokulu Türkiye üçüncüsü oldu. 8-12 Haziran tarihlerinde Muğla'da yapılan okul sporları küçükler handbol müsabakalarında Elazığ Doğukent Ortaokulu Türkiye üçüncüsü oldu. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yayımlanan kutlama mesajında dereceye giren takımımızı, antrenörlerimizi ve okul idarecilerini tebrik ediyor, başarılar diliyoruz sözlerine yer verildi. Ve spor haberlerini burada noktalıyoruz. Herkese mutlu bir akşam diliyorum, görüşünceye dek. Şimdilik hoşçakalın.